Yazık değil. Böyle olur mu efendiler? Bir Müslüman böyle olabilir mi? Allah katındaki değerimizi ifade ediyor bunlar. Mevlana'mızı tamamlayalım. Sabah namazı neden güneş doğmadan evvel emredilmiştir? Mevlana onu izah ediyor. Sana Allah'ın verdiği değerden dolayıdır diyor ve ispat ediyor. Ve Rabbimiz böylece şunu demek istiyor demiş Mevlana'mız. Ey Müslüman, güneş doğmadan, güneş uyanmadan, güneşin ışıkları uzanmadan, eşya, madde, tabiat meydana gelmeden, evvela sen benim huzuruma gel, benim sevdiğim sensin, eşyayı senin için yarattım, güneşi senin için yarattım. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Ayet izah ediyor. وَسَخَّرَ لَكُمْ Ben güneşi ve ayı sizin emrinize ve hizmetinize verdim. Güneş sizin hizmetinizdir Rabbül Alemin. Güneş nedir? Ay nedir? Dünya nedir? İnsanın karşısında. İnsana verilen değerdir yani. İbadet etmeyen adam, kendisine değer vermeyen adamdır. Allah-u Teala sana değer vermiş, huzuruna çağırıyor. E şimdi sana İstanbul valisi haber gönderse falan beyefendiye söyleyin, gelsin görüşeyim, onu çok seviyorum dese sevinmez misin, gitmez misin kardeşim? Allah-u Teala da Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam emir veriyor, sana iman eden müminlere, Müslümanlara söyle, günde 5 defa huzuruma gelsinler, zatıma yemin ediyorum, seviyorum onları diyor. Daha ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun yani? Başka ne olacak? Bütün mesele Allah'ı tanımak.